oldu? Hiç hangi anda şey nasıl yoktu. Oldu? Kim kimi tavladı? O beni tavladı abi. Ya hangi anda oldu? Herhangi bir an olmadı ya. Bilmiyorum hani ilişkilerde ilk görüşte aşk bir anda hoşlantı falan hani böyle şeylerde yaşanıyormuş ama bizde öyle bir şey olmadı. Kim tavladı seni? O beni tavladı. Ay kim tavladı? Vallahi ikimiz de birbirimize karşı ilgimiz vardı. Çok ama hani etmedik. Yalan söylüyor vardı. Hayır sen söylüyorsun yani az önce dedin ya. Hayır yani sonradan birbirimize karşı. Hangi andan itibaren ilgi başladı? O tavladı abi. İşte onu bilmiyorum ya. Bizim aynı var ya yılan davası gibi zaten 3 yıl sürdü her şeyi teklif etmesi 1,5 sene sürdü. Romantik bir evlenme teklif etti mi? Çıkması. Ben romantik evlenme teklif istemedim zaten. Sormayın orada da zaten bir sürü şeylik. Bizim öyle bir şey istemedi çok ya, ben çok zorlandım o yüzden. Hepsini anlatacağım. Dinliyorum. Ya ben işim gereği. Ben de böyle evlilik teklifleri, yıl dönümleri, işte sürpriz şeyler falan yıllardır içinde olduğum için. Organizasyon sektörü evet, mi? Evet, tamam. Özgür'den hiçbir şey yani istemedim demeyeyim de. Sürekli anlatıyordum işte bugün biri gömüyordu, böyle yaptı, bütün bugün teklifleri. Biri şöyle yaptı. Ben güller, çok konfetiler, pankartlar işte biz zaten bu işi yapıyoruz. Ben dedim istemiyorum yani sevmiyorum, yapım gereği de sevmiyorum. Emek olmadığı sürece istemiyorum dedim. Adam haklı yani şimdi bir şey yapamıyor, elinde doğru. Malzeme yok. Ondan sonra zaten aradan böyle 7-8 ay geçince Özgür şey dedi ya siz de bayanlar da teklif ediyor mu? Onu sormaya başladı. Çaresizliğe bak. Haklı olarak. Oğlum Almanya'da kadınlar teklif ediyormuş. Bir de öyle bir şey var ya. Türkiye'de çok... Kızlar çıkma teklif ediyormuş. Diye. Şey evet Türkiye'de de çok fazla evlilik teklif eden var. Ben Özgür'e sadece şunu dedim. Ben evlilik teklifi alırsam sadece şaşırmak isterim dedim. Hah, anlat. Hiçbir şey istemedim. Öyle gülmüş falan. Bizim ortak izlediğimiz bir dizi vardı. Aslında Özgür... Diziye ürün yerleştiriyor. Alttan ekrandan çıkıyor. Ama şey anlatayım mı Ercan'ın edemediği teklifi anlatayım mı? O daha heyecanlı. Hayır çünkü. Ettiğini anlat. Adamı niye mahcup ediyorsun? Hayır. Zaten etmeyecekmiş ki. Ben mahcup oldum. Ben rezil oldum orada. O zaman hiç anlatma. Senin de öyle olmanı isterim. Ama çok güzel o ya. Peki o zaman anlat. Tamam. Doğum günümde beni Kız Kulesi'ne götürdü. Dedim herhalde burada evlenme tek kırışı ama dedim. Artık bir seneye yaklaşıyor. Eder herhalde dedim. Doğru zamanı bulamıyor falan. Normaldir. Şimdi adama da gül getirme, yemek getirme, bilmem konfeti patlatma, pankart açma. Normal yani. Şimdi alıp yüzüğü dedim şöyle fırlatsa yeri yani adam. Al takacaksan tak diye. Hani o aşamaya geldik. Bir şey de diyemiyorum. Neyse geçtik oturduk Kız Kulesi'nde işte. Bir şey atıştırdık. 15 dakika sonra elektrikler gitti. En heyecanlı an. Dedim tamam. Mekandaki bütün kızlar o an zannediyor. Sanem dedim. Evet arkamızda iki teklif daha varmış. aşağıdan gürültü patırdı. Ben böyle bakıyorum heyecanlıyım. Tabii teklif gelecek ne gelecek falan böyle gürültülü sesler dedim. Herhalde büyük bir şey geliyor böyle merdivenlerde. Evet şöyle daha... bir yüzük mesela kafana geçiriyorsun. Hayır bir sürprizin içinde gelecek elbette, falan dedim. Tabii. Ben sağıma soluma bakıyorum. Şimdi 3-5 dakika sonra Özgür de sağına soluna bakmaya İlk başladı. İlk defa elektrikler kesilmiş içeri alıyordu. Beyefendi geldi görevli. Ya dedi kusura bakmayın ilk defa alıyor. Teknik bir arızamız var. Ya. Kız Kulesi'nin ilk defa elektrikleri gitmiş. İlk defa teknik arıza olmuş. Komple gitmiş. Olabilir mi acaba ya? Teknik bir arıza komple gitmiş ışıkları. Aynı hikayeyi dinledik geçen hafta ama evlenme teklifi almıştı birisi. Acaba aynı gün aynı yerde olma olasılığı olabilir. Var mı? Evet olabilir. Arkamızda çünkü iki masa daha vardı. Arka olabilir. Masamızda birisi vardı. Hatta Özgür de o teklifi hiç beğenmedi. O ne ya dedi hazırlanıp gelmişler. Aldı yüzüğü verdi taktı gitti. Şu an dinliyorsa da hakkını helal etsin. Biraz da eleştirdik arkadan. Günah aldık da neyse olabilir.